Arkadaşlar Budva'nın eski şehri çok tatlı, çok güzel. Arkadaşlar şimdiki durağımız Perast. Bu Kotor Körfezi birkaç aslında böyle kolu ayağı olan bir körfez. Ve şehre ulaşmak üzereyiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Avrupa'da vizesiz gidebileceğimiz en güzel yerlerden olduğunu hep duyduğumuz Kotor ve Budva'yı keşfedeceğiz bugün. İlk olarak arkamda uzakta gördüğünüz koy Budva'ya gideceğiz. Kotor daha güzelmiş diye duydum. Sonra ikinci durağımız da Kotor olacak. Ama öncesinde burada minicik bir ada var. Videonun açılışını oradan yapalım istedim. Sveti Stefan. Bu Tweety'deki kedinin ismi gibi geliyor bana. Eski bir yerleşim yeri aslında. Minicik bir ada. Ama sonradan bir otel almış ve orayı bir konaklama tesisi yapmış. Şu an sadece otel müşterileri girebiliyor. Biz de uzaktan böyle bir yukarıdan manzara noktası bulduk arabayla yaklaşırken. İlk keşfimizi yapıyoruz. Hadi bakalım şimdi sahil tarafına doğru iniyoruz ve Budva Kotor turumuz başlıyor. Minik yarım adacığa biraz daha yaklaştık şimdi. Resmen minik Dubrovnik değil mi? Evet. Ama Dubrovnik videomuzu izlemeyenler buraya tıklasın diyemiyorum. Çünkü o zamanlar video çekmiyorduk. Hırvatistan'a gittiğimizde Salsa Festivali için gitmiştik yıllar yıllar önce. Resmen Dubrovnik'in böyle birkaç ölçek küçültülmüş hali gibi adacık. Güneşli ama soğuk bir gündeyiz ve Budva'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Budva'nın eski şehri çok tatlı, çok güzel ama Budva'nın geri kalanı bayağı beton büyük apartmanlar olmuş. Gelirken yolda gördünüz zaten, arabayla geçerken çekmeye çalıştım. Her yerde çok katlı binalar, böyle deniz kenarına bir nevi duvarlar şeklinde pek hoşlanmadığımız durumlar söz konusu burada. Ama eski şehrin merkezine girdiğinizde her şey değişiyor. Bayağı şu an orta çağda bir kasabada geziyormuşuz gibiyiz. Yazın buradan kesin cuklıyorlardır. Eskişehir'in tam denizle buluştuğu noktada da işte burada kilisenin olduğu yerin önüne böyle minik bir sahne kurmuşlar. Muhtemelen hava daha güzelken burada aktiviteler de yapıyorlar. Bence bayağı güzel, şurada bir konser falan dinlemek çok keyifli olurdu. Foça'da, Foça Kalesi'nin içinde şehir dinletisi dinlemiştik, hatırlıyor musun? Evet, Atol Behramoğlu. Orada tabii Foça'da tribünler böyle taştandı, eski taştandı. Evet. Daha doğaldı. Burada böyle plastik sandalye koymuşlar. Daha kolay. Ve kalenin olarak içindeydi. Ama orası zaten eskiden herhalde öyle bir kademe kademe bir yer, evet, vardı. Burada da kendileri yapmışlar ama olsun, yine de etkinlik için güzel bir yer. Bu arada Eskişehir'in içinde minik minik böyle tek tük de olsa palmiyeler var. Yazlık bir yer imajını çizmişler. Hatta tek bir palmiyesi olan palmiye meydanı var. Sokaklarda o zaman biraz daha yürümeye devam. Burada yapılacak en güzel şey zaten böyle daracık, ince, dar, güzel, taş sokaklarda yürümek. Artık kahvaltı, kahve. Yapacağız, yapacağız. Böyle şeyler. Acaba sana ayrı yeme içme kanalı mı açsak diyorum, böyle dondurmaları denesen, işte yemeklerini yesen, kahvelerini içsen. Ben yakıtımı aldıktan sonra beni idare eder. İlker'in dondurma kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam, hadi kahvaltı. Hadi. Arkadaşlar şimdiki durağımız Perast. Aslında Budva'dan ayrıldıktan sonra Kotor'un içinden geçtik. Ama Kotor'da durmadık çünkü akşam orada konaklayacağımız için zaten oraya döneceğiz. Ve yarın da orada geçireceğimiz için önce etraftaki keşfedilmesi gereken diğer güzel yerleri görelim istedik. Onlardan biri de Perast. Bu arada Kotor Körfezi'ndeyiz hala. Şu arkadaki dağların dibinde uzaktan görünen evlerde Kotor. Hakikaten Karadağ, Montenegro denmesinin bir sebebi varmış. Gerçekten her yer dağ.
Karadağ denmesinin de bir başka sebebi var bence. Çünkü doğru düzgün yeşillik de yok. Böyle hep kayalık, dağlık, böyle koyu renkli görünen dağlar var. Bu arada Hırvatistan sınırına da bayağı yaklaştık. Dubrovnik'e bayağı yakınız şu an. Oradan zaten günübirlik turlar da düzenleniyormuş bu bölgeye. Şimdi Peres'in birazdan merkezine doğru yürüyelim ve orada iki tane ada var çok güzel. Onları görelim. Arkadaşlar meğer Peras'ta en doğru zamanda gelmişiz. Az önce bir yerde kahve içtik. Oradaki garson arkadaş dedi ki yazın çok kalabalık oluyor burası. Kışın da genelde yağmurlu oluyor. Siz tam güneşli ve tenha gününe denk geldiniz. Şanslısınız dedi. Bence de öyle. Şimdi buradaki ünlü iki tane adayı arkamda görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi arkadaki St. George Manastır'ın olduğu ada. Üstünde ağaçlar olan o gerçekten bir ada. Ama onun önünde böyle mavi kubbeli bir kilise görüyorsunuz. O da Church of Our Lady of Rocks. Hemen şuradaki minik teknelerle o adalara turlar düzenliyorlar. İşte sizi götürüyorlar, orada gezdiriyorlar, geri getiriyorlar. Öyle de bir turistik aktivite var burada. Şimdi bugün biraz soğuk ve dalgalı. Zaten kilise dışında da adada görülecek bir şey yok. Uzaktan bakması bence manzaraya daha keyifli. O yüzden biz oraya kadar gitmeyeceğiz. Gerçekten tatlı bir masal kasabasının adaları gibi görünüyor onlar da. Vallahi çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Bütün şehri biz geliyoruz diye kapatmışsın diye duydum. İşte rica ediyorum. Arada bir böyle elimizden geldiğince ufak tefek jestler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten şu an cumartesi günündeyiz ve saat artık 11-11.30'a evet, geliyor. 7 kişi vardı. Onlardan rica ettim çıkın diye. Kapıda bekliyorlar. Beni biz çıkınca girecekler şehre. Oldu yani. Ya yazın muhtemelen tabii daha hareketlidir ama bence çok güzel. Güzel, huzurlu. Şimdi bir tane kilisenin önüne geldik tam. Bu arada normalde Ortodoks Karadağ ama bu bölgede bazı Katolik kiliseleri de var. Çünkü İtalyanların bir dönem yaşadığı bir bölge sanıyorum. O yüzden olsa gerek. Ama Budva'dan sonra beton terörüne uğramamış yerlerde gezmek güzel değil mi? Evet. Tam bir masal kent. Dönüyorum. Tatam. Bu Kotor Körfezi birkaç aslında böyle kolu ayağı olan bir körfez. Bir tanesi daha sonra gideceğimiz Tivat'a açılıyor. Biri zaten Kotor. Bir ayağı diyeceğimiz yerde burada Peras'ta. Çok büyük bir yer değildi zaten. Buradaki turumuz bu kadar. Şimdi yola çıkalım tekrar. Dağların yanından kıvrıla kıvrıla bakalım sıradaki durağımız neresi? Arkadaşlar şimdi Kotor merkeze gelmeden önce Dobrota diye bir yerde durduk. Burası böyle yazın gelecek olanlar için Airbnb'den ev tutup deniz manzaralı evlerde daha uygun fiyata kalabileceğiniz bir yermiş. Kotor merkezde kalmak yerine burada kalmayı tavsiye ediyorlar. Ama şu an burada biraz mola verelim dedik. İnanılmaz rüzgar arttı. Zaten Windy'den bakmıştık. Bugün böyle sağanaklar 40 nota falan çıkıyor. Bayağı rüzgarlı bir gündeyiz. Güney'in fiyortları diyenler de var buraya. Norveç'te fiyortlarda gezmiştik. Hatta o fiyort turunun videosunu koyabilirim buraya Bergen'de. Orası gibi burada da böyle dik dik bir sürü dağ ve araya girmiş deniz var. Tabii bunlar fiyort değil. Buzullar sayesinde oluşmamış ama görüntü biraz onu andırıyor. Ve gerçekten bir kere daha söylüyorum her yerde dağ var Montenegro'da. Merhaba. Evet arkadaşlar, Taşev sevgimizi herkes biliyor artık diğer videolarımızdan, özellikle Ege videolarımızdan. Burada da Kotor'da kendimize bir Taşev bulduk. Bir Taşev'i böyle oda oda bölüp otel yapmışlar ama sevimli bir yer çıkmış ortaya. Antik Guest House diye geçiyor. Linkini de koyarız aşağı merak edenler için. Böyle şirin bir yer, minik de bir salonumuz var.
otantik bir yerde kalalım dedik. Dokuya uyumlu olsun. Tabii ilk defa gördüğümüz bir yer olduğu için ve kısıtlı zamanımız olduğu için otelde çok kalmayacağız. Şimdi sokaklara çıkıp keşiflere devam ediyoruz. Haydi İlker. Çık İlker çık. Ha, bak turnike var burada, turnike çık. Turnike çık çünkü ücretsiz zamandayız şu an ve giriyoruz. Girdik. Evet arkadaşlar, Kotor'un en önemli aktivitesine başlamış bulunuyoruz. Kilise çanları eşliğinde ve bu arkadaşımız da bizi takip ediyor. Kotor Kalesi'ne tırmanmaya çalışacağız. 1300 yaklaşık basamak var oraya çıkana kadar. Ama arada da bir kilise var. Bazıları kiliseye kadar çıkıp aşağı dönüyormuş. Biz duruma göre, rüzgara göre, güneşin batışına göre bakacağız. Ama yukarıdan çok güzel manzaralar göreceğimiz kesin. Özellikle gün batımına denk getirdik. Bu arada saat 3 şu anda ve hava kararmaya başladı bile. Biraz da dağların arkasında kaldığı için güneş sanırım. Şimdiden nefes nefese kaldım. Sanırım daha 50 basamak falan çıkmışız da. Çıkmaya başlıyoruz arkadaşlar, bakalım. İmkanların el verdiği yere kadar Kotor Tepelerine yolculuğumuz başlıyor. Yazın buradan çıkmayı hayal edemiyorum. Bayağı terletir. Şimdi bile soğuğu hissetmez oldum ben. Aynen. Baltoyu falan çıkaracağım ben şimdi. Yazın zaten ya sabah erken ya da yine akşam güneş batarken çıkmak lazım. Sporu aksattım birkaç gündür. Bu iyi oldu. Buyurun size spor. Aynen. Kale kedisi. Merhaba sana. Nasılsın? Çok da güzelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk dinlenme noktasına geldik. Kilisenin önündeyiz. Birazdan kiliseyi de göstereceğim. Buradan Eskişehir'in manzarası bu şekilde. Ağacın kökleri havada duruyor. Evet arkadaşlar, çok az kaldı ve güneş kırıntıları var kalenin en tepesinde. Biraz güneşi yakalayabileceğiz gibi. Şimdi İlker'in durduğu korkutucu uca doğru yürüyorum. Buradan Kotor Körfezi'ni tepeden göreceğiz. Ve Eskişehir'i. Uçurumdan düşmeden size şurayı göstereyim. Burası Eskişehir. Karşısı Montenegro'nun dağları. İşte 13 bin kişinin yaşadığı Kotor. Ve şehre ulaşmak üzereyiz. Bu gece rüyamda kesin merdiven ineceğim. Bence düz yolda da artık böyle merdivenler gibi yürümeye başlayacağız. Vallahi biz çıkarken daha çabuk çıktık herhalde. Şimdi hep öyle oluyor çünkü ilk bir heyecan. Evet, yeni bir şey göreceğim diye. Ama şimdi seni çok güzel buradaki bir yerel böyle deniz ürünleri restoranına götüreceğim. Kalamar dolma, ama kalamarı neyle doldurmuşlar çok önemli. Neyle doldurmuşlar? Karidesle. Kalamarı karidesle doldurmuşlar. Bence seveceksin. Tebrikler. Başardık bunu da. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bütün gün yürümenin ve o kaleye çıkmanın bir ödülü olmalıydı. Evet, aklımın ucunda hep vardı böyle. Şimdi kalamarla böyle karidesin birleşimi, karides doldurulmuş kalamar nasıl bir şey olacak diye merak ediyordum gerçekten. Baby kalamar bunlar. Evet, şöyle baby kalamarları benziyor. Karides doldurmuşlar. Thank you. Onların böyle C bir harfi TS arası şeklinde okunuyormuş. Aynen. Sahipleri Hırvatistanlıymış, Hırvatmış buranın. Ve bu aslında bir şarkı ismiymiş. Eşiyle yolda giderken bu şarkı çalıyormuş restorana, ne isim versek diye düşünürken. Onlar da bunu sevdikleri için bu ismi koymuşlar. Çok yaratıcı. Evet. Bu arada puanı iyi olan bir restoran. Böyle bloglarda falan da çok okuduğum bir restorandı.
Bakalım biz nasıl bulacağız. Haydi. Sarımsak var. Sarımsak kokusu alıyorum. Sıcak mı çok? Bence çok hoş oldu. Hmm. Çok lezzetli. Evet, çok iyi. Bu arada yine taş bir ev içindeyiz. Evet. Bina içindeyiz. Onu da göstereyim. Sonra biz yemeye devam edelim. Kalamar kurur yani içindeki karidesi pişireyim diyene kadar kalamar kurur. Bunu bence fırında mı yapıyorlar? Herhalde fırında yapıyorlar. Tarifini verirsin sonra öğrenirsen. Mekanda şöyle bir yer. Karadağ'da şarap üretimi çok fazla, şarap bağları var. Çeşit çeşit değişik üzüm şarapları bağları var. Üzüm bağları, evet. Burası da mekanın iç tarafı. Gayet otantik, yerel, güzel bir mekan. Günaydın arkadaşlar. Bir geceyi Kotor'da geçirdik ve sabah kimse daha uyanmadan ve bir pazar sabahı turumuza tekrar başladık. Şimdi Saat Kulesi'nin önündeyiz. Kotor bu arada oldukça eski bir şehir. Tarihi böyle milattan önce kimi kaynaklara göre 200'lere, kimisine göre de milattan önce 1000'lere kadar dayanıyor. Zaten birazdan buranın kilisesine de gideceğiz. O da 1000 yıllık bir kilise. Tarih boyunca birçok uygarlığın yönetimine girmiş bir yer. Zamanında daha bildiğimiz uygarlıkları sayarsak Romalılar uzun süre burada kalmış. Sonra Venedikliler kalmış. İşte kısa bir dönem Osmanlı geliyor. Ondan sonra Kotor bir süre bağımsız oluyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya'nın bir parçası ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında önce İtalyanlar sonra Almanlar tarafından işgal ediliyor. 2006 yılında da Karadağ'ın Sırbistan'dan ayrılmasından sonra Karadağ'ın toprağı olarak şu anda hayatına devam ediyor. Şimdi Eskişehir'in böyle sokaklarında dolaşalım biraz. Beğendin mi? Evet. Uzun zamandır böyle arabaların girmediği bu kadar geniş bir alanda gezmedik. Yani geniş alandan kastım sokaklar daracık daracık da çok büyük bir alanda. Araba ulaşımı yok. Tamamıyla yayalara bırakılmış bir yer. Çepeçevre şehri büyük yüksek duvarlarla çevrelemişler. Şehri içeriye kurmuşlar. İçeride de böyle daracık sokaklar. Birbirine çok yakın binalarla falan böyle planlamışlar. Ne kadar dar bir yerde yürüyoruz. Evet, bayağı dar. Ama çok güzel korunmuş bir eski şehir, evet. Old Town bence. Şimdi aranızda yeni evlenecek olanlar varsa ya da çocukları yeni evlenecek olanlar varsa balayı için değerlendirebilirler mi? Evet, bence evet. Çünkü vizesiz olması bir avantaj. Evet. Hiç vizeyle falan uğraşmıyorsunuz. Direkt havalimanında pasaport kontrolüne gelip içeri girebiliyorsunuz. Yakın, 1,5 saat uçakla. Hı-hı. Bir de birçok Avrupa ülkesine göre bir tık daha uygun tabii ki buradaki fiyatlar. Evet. Konaklama, yeme içme. Buranın para birimi euro. Daha önce bahsettik mi bilmiyorum. Para birimi euro. Dolayısıyla Türk lirası bazında pahalı geliyor. Ama euro karşılaştırması yapınca mesela İspanya'dayken aynı şeyler euro bazında daha pahalıydı. Burada daha ucuz. Bu arada yakında da Avrupa Birliği'ne girecekler deniyor böyle bir 5 yıla kadar. Girdikten sonra ne olur bilemem. Girdikten sonra hem de Schengen ülkesi olacak. Evet. O yüzden şu zamanlarda... Girmeden ziyaret edin. Girdikten sonra biraz daha zor olacak. Daha iyi olur. Aynen. Evet arkadaşlar, Kotor'da son olarak merkezdeki kilisedeyiz. Bu kilise neredeyse 1000 yıllık, 1166 yılında yapılmış. 2016'da da yenilenmiş sanıyorum. Bir tarafında da 2016 yazıyor.
Berat şehriyle devam edecek ama burada küçük bir ara vermek istiyorum. Çünkü sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Biliyorsunuz şu anda artık Türkiye'deyiz ve uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şey vardı. Duvarımıza güzel bir dünya haritası asmak. Aslında daha önce bir tane vardı ama onu çok beğenmiyorduk. Böyle daha güzel gezdiğimiz ülkeleri görebileceğimiz, hatta daha yapmadık ama işaretleyebileceğimiz bir haritamız olsun istedik. Ve yeni haritamız sonunda elimize ulaştı. Bunu uygularken duvara da bayağı eğlendik. O yüzden hem bu süreci hem de yeni dünya haritamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim gibi böyle dünyayı gezmeyi, keşfetmeyi sevenlerin bence evinde bulunabilecek en güzel dekorasyon bu. Şimdi gelin kendi dünyamızı nasıl kurduk ona bir bakalım. Sonra videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selam arkadaşlar. Bugün uzun zamandır yapmak istediğimiz bir aktivite yapacağız. Ve evimizin salonuna kocaman bir dünya haritası asacağız. Aslında bizde bir tane vardı. Ama bu artık pek hoş durumda değil. O yüzden bunu gönderiyoruz. Yenisini duvarımıza monte etmeye başlayacağız. Wooden Map Store'dan haritamız geldi. Yurt dışından geldiği için birkaç hafta sürdü. Uzun zamandır bekliyorduk bunu. Ama sonunda elimizde. Aslında biraz yapboz gibi, oyun gibi bir süreç bizi bekliyor. Böyle ahşap parçalardan güzel bir haritamız var yeni. Bunun değişik çeşitleri var. Böyle gri ağırlıklı olan, işte açık tonlarda olan, koyu tonlarda olan. Biz böyle karışık renkli olanını tercih ettik. Bütün ülkeler farklı farklı renkte ve tamamen doğal ahşaptan yapılmış. Arkalarında böyle çift taraflı bantlar var. Birazdan duvarda yerleşim planımızı yaptıktan sonra bu bantları açıp tek tek bunları yerlerine yerleştireceğiz. Şimdi sıradaki adımımız duvarı ölçmek. Duvarda bizim haritamız 1.50'ye 90, 1.50'ye 90'lık bir çerçeve oluşturacağız. Ondan sonra şablonumuzu o çerçevenin içine yerleştireceğiz. Kalemle minik işaretler koyacağız. Haydi bakalım. Şimdi duvarda haritamızın oturacağı yere çizdik. Sıra şablonu oturtmakta. İlker A ucu. Ben B ucuyum. Sonra bu dünyamız... Burada. Arkadaşlar bu arada biz yakın zamanda Küba'daydık. Küba'ya daha gelmedik. Küba nerede? Küba'ya yapıştırdık. Orada yok. Yani. Küba ada. Ada. Adalarımız içinde tamam bulacağız onu da. Küba videolarımızı izlemediyseniz bu arada videomuzda onları da izleyebilirsiniz. Çok keyifli bir seyahatti ve çok öğretici bir seyahatti bizim için. Buradaki geri kalan Güney Amerika ülkelerine de gitmek istiyoruz. Şimdi onları yapıştıracağım. Yakın zaman hedeflerimiz. Buralar Yakutistan falan. Bu ara Yakutistan da çok ilgimi çekiyor. Çok Yakutistan videosu izliyorum. Belki oraya da gideriz ama eksi 70'te ne olur bilmiyorum. Kirpikleri falan dönüyor insanların. Evet. Sırada Rusya var. Rusya açılmamış. Senin sıran. Tamam. Ve sıra geldi Türkiye'ye. Kendi ülkemizi yerleştirme zamanı. Hemen onun da yeri burada hazır. Boğazı düzgün koyalım. Evet, Türkiye'de oturdu yerine. Ne kaldı? Afrika kaldı, Avustralya kaldı. Bir de adalar ve aksesuarlar kaldı. Evet, bir saati geçti mi? Geçti. Bir saati biraz geçti. Çünkü biraz fazla özenerek yapmış olabiliriz. Şimdi haritamız bitti arkadaşlar. Ülkeler, adalar, her şey okyanuslar yerine oturdu. Şimdi 4 tane uçağımız, 4 tane yelkenli tekniğimiz var. Onları da belli bir mantık çerçevesinde yapıştıracağız. Al bakalım sana 2 yelkenli. Atlantik okyanusuna şöyle. Bir yelkenli. Şöyle. Bir gün biz oluruz o belki, kim bilir. Aynen. Cebeli Tarık'tan ayrılırken yapacağım. Şey, Atlantik Okyanus geçişi yaptın sen. Pasifik'te geziyor olsun bu. Bir tane de... Hareket geliyor. Böyle olunca haritaya bir hareket geliyor. Aynen. Bir tane de Hint Okyanusu'nda. Tamam. Üstün.
Tamamdır. Evet arkadaşlar, haritamız çok güzel oldu. Uzun zamandır istediğimiz bir şeydi ve gerçekten çok sevdik. Eskisinden kurtulduğuma seviniyorum. Evet. Wooden Maps'lara çok teşekkür ediyoruz. Açıklamalara linkini bırakacağım. Web sitesinden sipariş verebilirsiniz ya da inceleyebilirsiniz. Instagram sayfalarının linkini de eklerim. Oradan da göz atabilirsiniz. Vallahi bence bayağı iyi oldu. Şimdi bir sonraki aşama gittiğimiz ülkeleri pinlemek olacak burada. Oraya da geleceğiz ama şimdilik haritayı tamamladık. Kutlayalım bir saniye. O zaman haritamıza. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama önce haritamızda bu videoya konu olan Karadağ'ı işaretleyerek ilk pinimizi de koymuş olalım. Hop. Şöyle kırmızı pinlerimiz var. Karadağ haritamızdaki işaretini aldı. Haydi bakalım Tivat'la devam ediyoruz. Arkadaşlar Karadağ'daki son durağımıza geldik. Şu anda Tivat'tayız. Burası biraz daha böyle yazlık ve yeni bir yer diyebiliriz. Özellikle arkamdaki büyük liman yapıldıktan sonra bayağı önem kazanmış bir şehir. Porto Montenegro diye geçiyor ismi. Bir sürü böyle motor yatlar, yelkenler var. Biz de aralarında şimdi biraz dolaşacağız. Onun dışında evlerden taraf daha çok yeni. Böyle kotor gibi bir dokusu yok. Ama böyle restoranlar, barlar, işte kafeler yapmışlar güzel. O yüzden insanlar hafta sonu takılmaya geliyor buraya. Ya da tatil için geliyorlar anladığım kadarıyla. Çevre ülkelerden de aynı şekilde. Hadi bakalım sahilde yürüyüşe çıkalım biraz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kotor'u çok merak ediyorduk uzun yıllardır. Sonunda görmüş olduk ve en sonunda Tivat'ta da videomuzu tamamlıyoruz. Her zamanki gibi yine hatırlatalım. Abone olmayı unutmazsanız, arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşırsanız ve abone olduktan sonra zili açarsanız seviniriz. Yoksa YouTube'dan bazen bildirimler gelmeyebiliyor ne yazık ki. Karadağ gerçekten de özellikle sahilleri Avrupa'da vizesiz gidilebilecek güzel yerlerden. Sizin de böyle vizesiz gidilebilecek tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazın. Bekliyoruz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın.